açıklamasını nasıl karşıladınız başbakanın? Eğer bir genel hak yoluyla olmazsa bu sizce nasıl olabilir? Bu konu hakkında ne söylersiniz? Çok olumlu karşıladım tabii. Yani Diyarbakır buluşmasının kendisi zaten son derece önemli ve tarihi bir buluşmaydı. Bu barış sürecini hızlandıracak bir durum. Murat haftaya gelir o zaman. Cezaevlerin boşalması tarihte bunlardan bir tanesi. Ben de doğrusu bu seçim süreci içerisinde 2015'e kadar bir Rahşan Affı gibi bir general tekrarı terör mücadele yasasından ceza yasasına bazı değişiklikler bu jesti, bu adımı sağlayabilir. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Özellikle TCK davalarında tutulan insanları bir tür rehine olarak görüyorlar. İşte ben geçen hafta Kavan orada mıydı? Kızına konuşma da ki nasıl oldu? Ara bir arasana baba. Bu işte de emret. Ya çocuk anne düşmez mi ya? Avrat telefon etmez ki. Silahların bırakılması. Çocuk düşer. Ben hiç düşünmedim de. Sefahattin şunun alnını yarttı. Türkiye'deki bütün kilitlenme zaten yapıyorlar. Siz önce şunu yapın, sonra bunu yapalım meselesinden kaynaklandı. Elektriği önemli. Ama yere çalacağı atım. Kapıyı kilitledi. Yerlere çalacağı atım. Yani ben tabii özellikle Diyarbakır'daki Barzani ve Başbakan'ın birlikte belirli halka mesajlar vermesi. Bir de petişim oldu diyor bu. Terlerle Hasan. Hasan kim oğul olduğunu bilmiyorum ki. Vardım bir iki tane zaman vurdum. Bediş de geldi. Senin ocakta kor, benim ocakta kor dedi. Ben senin oğlum olduğunu bilmiyorum ki dedim. Ben ne bileyim ben. Benimkini kaldırdı, yere çaldı dedim. O büyüyordu bunu, doğdu. Daha başarılı bir şekilde devam etmesini sağlamak için başbakanımız doğuştu. İbrahim Bek duvetti bunu, İbrahim. Sonucunda da bir şekilde o da bekar duruyor. Terör grubunun silah bıraktıktan sonra topluma kazandırılması için bir şeyler yapılıyor. Bu bir şeyler yapılacak mı? Tabii ki ama ilk başta şu anda Türkiye sınırlarına dair çıkmadılar tabii. Balık alın yiyin çarşamba. Balığı niyettin de balığı al da Allah'ım o herif. Yok ya. Yok herif olur mu? 15 milyon, 10 milyon mu aldın? Baba anneme 2 kilo balık al. 10 milyonluk. Ben ne olacağım 2 kilo? Oğlum onu kime ait duyacak aman. Yiyirsin. Yok. Ben bunu genel of olarak... Yiyenimiz zaten yok aman değil. Ben şeye gideceğim bir şeyde orada kokarda. Nereye? Suriye, Urmiye gideceğim. Ne zaman başlıyorsunuz? Medine diyor ki annen diyor rüyada ezberlemiş şey duaları. Evet duaları biliyorum. Ben hiç okumadım ki bilem. Onları biliyorum. Doğru diyor senin okuduğun. Ahmet diye biliyorum. Elhem'i biliyorum. Ulvi'yi biliyorum. Etti hayatını biliyorum. Nerede öğrendin onları? Ne öğrenmesi, oku demesi o öğrendim işte. Allah bedeli. Ben hiç görmedim ki bana kim okuttu ki benim bildiğim şey. Gel de diyor, okutuyum seni diyor hocanım. Ebanım mı hocanım? Ya beni şamanlarsan ne olayım diyor. Yok diye de olmaz Allah'ım diyor. Ne şamanlayacağım diyor. Gel diyor sohbet ederek diyor. İyice olsun. Yarın ne günlüğüde? Salı. Salı çarşamba yine mi geldi çarşamba lan? Yarın dönünce bir gün. Yani bunlar tabii daha öncelikli olarak Ergin'e kombalyoz dahil edilebilir mi? Bana bu ayrım anlamlı. Kızı vermişler. Kim o kızı? Mutlu.